Şöyle demişsin, 2019 senesinde VEDE Milliyet Sanat Dergisi'nde konuşmuşsun ki çok önemli, uzun yıllardır devam eden önemli bir kurumdur Milliyet Sanat. Ödül almak bundan sonra tiyatroya daha fazla ağırlık vermek konusunda da şevk verdi. Niye beğenmediniz? Şevk verdi derken, ya şöyle bir soru soruldu, hani ödül size ne kazandırdı? Peki, ben gidiyorum. Düşünsene, adam Oscar alıyor ve diyor ki şu Seren Serengi şeyini kaldırayım. Bu Oscar'ı almak bana daha da sinema yapayım diye bir şey verdi. Ne verdi? Şevk. Yani işte ya, takdir edilmek her zaman insanı motive ettiği için. Hayır, sende bir soğukluk var. Bunun çok iyi farkındayım. Hakikaten. Öyle mi? Hakikaten. Ya. Hakikaten bir soğuk nevalesin. Bak niye? Bak şimdi. Bak niye soğuk olduğuna. Aynı Milliyet Sanat'a ödül almış bir kadın olarak. Aha. Diyorsun ki ev hep temiz olmalı. O konuda biraz takıntılıyım. Eyvahlar olsun. Deli gibi temizlik yapıyorum. 3 günde bir. 3 günde bir mi? Hayır, öyle bir şey demedim. 3 gün. Aa, Okan Bey, demedim öyle bir şey, olur mu? 3 günde bir demedim. 3 günde bir yazıyor. Ki bazen 2 günde bir oluyor o yani. İnanılmaz bir süreç. 2 günde bir temizlik yapmak. İnanamıyorum. Hanımlar beyler, alkışlıyoruz dünyanın en temiz kadını. Ay ay ay, Allah haçlıkla terbiye etmesin. Demek ki evde kadınları yokmuş. Demek ki 15 günde bir mahalleli toplanıp şu fukara ailenin evlerini hep birlikte temizleyelim diyorlarmış. Allah haçlıkla terbiye etmesin. Çok üzüldüm. Var ama öyle bir tarafım var. Şimdi sorulunca söyledim. Hani temizlerim ben. Severim temizlemi. Sen... İnsan bir arınıyor gibi hissediyor o anda böyle. Ya olarken. Bunu bir sanat dergisine ve ödül aldıktan sonra söylüyorsun yani. Tabii, doğru söylüyorsun. Okey. Peki. Evet, bir diğer ne kadar sıkıcı bir kadın olduğunla ilgili bir diğer... Based İstanbul'a vermiş bunu bak. Based İstanbul diyor ki 30 yaşımı sabırsızlıkla bekledim. Ve beklediğime değdi. Şimdi bak, bir insan evladı düşün. O kadar sıkılıyor ki 30 yaşını sabırsızlıkla bekliyor. Ama